Merhaba arkadaşlar, kanalımıza Lido'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle vizyona yeni giren, 28 Aralık 2018 tarihinde ülkemizde vizyona giren Aquaman filmini inceleyeceğiz. Biraz ülkemizde geç girdi. Internet Movie Database'e göre aslında 21 Aralık'ta gözüküyordu ama nedense bütün sinema salonlarında 28'inde girdi. Ben de 28'inde izledim bu yüzden. Gecikti biraz belki, bir iki gün kadar ama anca incelemesini yetiştirdim. Çok fazla DC Extended Universe içerisindeki yerini incelemeyeceğim açıkçası. Onu çünkü hafta içi başka bir videoya bırakacağım. Tüm DC filmlerini ve genel sinemanın çizgi roman sinemasına bakışı yönünde bir inceleme videosu hazırlamayı düşünüyorum. Orada genel bir konuşma yapacağım. O kısmı oraya bırakacağım. Ben bu filmi sadece kendi içinde o yüzden değerlendireceğim. Başlıkta zaten belirttim. Herhangi bir spoilerdan bahsetmeyeceğim. O yüzden gönül rahatlığıyla videoyu izleyebilirsiniz. Adı üzerinde filmimiz Aquaman. Bol bol su içeren, suda geçen, ıslak bir film. Gayet. Atlantis'in bildiğimiz kralı diyeyim artık. DC evrenindeki Arthur Curry'nin Aquaman'in hikayesini anlatıyor. DC Extended Universe içerisindeki üçüncü solo film. İlk çıkan Man of Steel zaten. Bu DC Extended Universe'un tamamı onunla başladı. Daha sonra Wonder Woman'ı gördük solo filmler içerisinde. Üçüncüsü de Aquaman'e nasip oldu. Ümit ederiz ki bir gün Flash, Cyborg, özellikle sürekli ertelenen Batman gibi filmleri de solo versiyonlarını izleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu konulara şimdi çok girmeyeceğim, bunları ayrıca konuşacağım. Filmimizin yönetmeni James Wan. Kendisini oraya öneren kişilerden biri de Man of Steel'ın Batman v Superman yönetmeni Zack Snyder. Ki kendisi ilk James Wan duyurulduğu zaman attığı bir postla Vero'da Van'ın bu kralla ne yapacağını çok merak ediyorum gibisinden bir şey yazmıştı. Şimdi tam olarak aklımda yok. Burada paylaşacağım. Burada görürsünüz ama yani o günden beri zaten bir desteği vardı. Merakla bekleniyor ki bu destek boşuna değilmiş. Yani onu da gördük. Van zaten gerek BVS'de olsun gerek Justice League'de olsun seti defalarca ziyaret edip karakteri bir de orada görüp devamında saçmalayacak bir iş yapmak istemediğinden bahsetmiş. Yani o bütünlüğü korumak istemiş. Bunun için de Zack'le birçok fikir alışverişinde bulunmuşlar. Zaten Zack Snyder ve eşi Deborah Snyder de filmin yapımcıları arasında yer alıyor. O yüzden muhtemelen bu fikir alışverişi de aynı şekilde devam etti. Başarılı bir iş ortaya çıkarmış. James Wan aslında korku filmi veyahut da gerilim filmi temasından gelme bir yönetmen. Yani ilk filmi adamın Saw. Hani benim bildiğim en azından testere biliyorsunuz şu psikopat katil vesaire bilmem ne. Sonra Insidious, işte Ruhlar Bölgesi diye çevirmişti yanlış hatırlamıyorsam. The Conjuring vardı. Hani bunlar hep onun ilk filmleri arasında yer alıyor. İlk çıktı aslında tür korku gerilim üzerine ama daha sonra kendisi farklı türlerde başarılı olabileceğini de Fast and Furious serisinin 7. filmi Furious 7'i çekerken kanıtladı. Yani farklı türlerde de gayet başarılı olabilen bir yönetmen. Hayal gücü, o vizyon kısmı yüksek. Özellikle Green Box kullanımı çok başarılı yapabiliyor. Yani o tarz sahnelerde bu tarz çizgi roman filmlerinde çok önemli teşkil ediyor. O yüzden onu da başarmış. Aquaman'de de başarıyı devam ettirmiş durumda. Herhangi bir yönetmenden yana hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gerçekten filme her şeyini vermiş ve ortaya yaratıcı güzel bir iş çıkarmış. Gelelim filmin oyuncularına. Yan rollerden başrollere doğru gideceğim. İlk önce değinmek istediğim kişi Arthur Curry, Aquaman'ın babası Tom Curry. Kendisini Temuera Morrison canlandırmış. Temuera Morrison kimdir derseniz, eğer Star Wars hayranıysanız kendisini Commander Cody veyahut da Jango Fett olarak defalarca hani görmüşsünüzdür, oradan simasına aşinasınızdır muhakkak. Eğer bilmiyorsanız da hani çok böyle kalburüstü bir oyuncu değil ama gayet yeterli ve iyi bir oyuncu. Zaten küçük bir rolü var, çok fazla bir konuya etkisi yok diye ben tabii ki Arthur'un doğumundan vesaireden sorumlu ama hani hikayenin akışında dram kısmına yardımcı olan bir karakter. Kendi yeterli bir süresi var. O yüzden oyunculuğunu tartışmanın veyahut da iyi kötü demenin çok bir şeyi yok. Kendi üzerine düşeni yapmış diye düşünüyorum. Kötü adamlarımızdan biri diyelim filmdeki. Black Manta. Onda Yahya Abdulmaten 2 galiba artık sonunda ismi, yani biraz garip tam nasıl okunuyor bilmiyorum. Daha kariyerin çok başlarında bir oyuncu. Özel hayatında çok yiğit bir insan ama yani kötü adam rolünde çok başarılı oynamış. Bir korsanı vesaireyi canlandırıyor. İşte oradan Black Manta'ya nasıl dönüştüğünü vesaire görüyorsunuz. Çok fazla ayrıntı vermiyorum. Dedim bir spoiler vermek istemiyorum. Gidin muhakkak sinemada izleyin. Ancak güzel. Rolünü iyi oynamış. Filmdeki diğer oyunculardan biri Dolph Lundgren. Kendisi King Nereus'u, Kral Nereus'u canlandırmış. Meran'ın da babası olur. Atlantis'teki 7 krallıktan işte ayakta kalan 4'ü 5'inden birinin kralı. Sanırsam Dolph'u en son He-Man'de
iyi karakter rolünde gördük diyebiliriz. Burada tam iyi veyahut da kötü diyemem. Hani spoiler vermek adına çok konuşmuyorum ama ortada bir karakter olmuş. En azından kendini sevdirebiliyor yani. Öyle bir şey var. Ondan sonra işte Rocky'de Drago. Aklıma gelmeyen birçok filmde kötü adamı oynadı. En son Arrow'da bile Rus bir mafya liderini vesaire oynuyordu. Şimdi aklıma gelmeyen Arrow dizisinde. Bir yoğunluğu kötü adam oynuyor sürekli ama bu filmde ortada bir rol vermişler. O yani yılların oyuncusu, tecrübeli. Üzerine düşeni gayet yapmış. Herhangi bir şekilde sırıtmıyor. Çok fazla da bir rolü yok. Olduğu kısmı da gene almış götürmüş yani. Onun oyunculuğu yerici. Doğru bir seçim. Cast açısından. Bir diğer oyuncumuz Nicole Kidman. Yani Nicole Kidman için ne diyebilirim ki? Benim kelimelerim vesairem yetersiz kalır. Edebiyata parçalamak istemiyorum ama kadın yaşlanmayı bilmiyor. Hani Tom Cruise'un dişi versiyonu gibi sanki o konuda. Tom Cruise bile yaşlanmaya başladı ama o yaşlanmıyor. Gerçekten güzelliğinden, fiziğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Oyunculuğu zaten çok üst seviyede. Onu hangi rolü verirseniz verin oynayabilecek bir kadın. Queen Atlanta onun için galiba yani çok basit kalmıştır belki de. Yani ki o kraliçe edası var onda. Yani o sadece yürüse çıksa biz deriz. Yani bu Atlantis'in kraliçesi geldi, ayağa kalkalım, diz çökelim falan deriz. Onu başarmış. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Filme de çok güzel bir tat katmış. Ekranda olması bile yetiyor. Başka bir şey demeye gerek yok. Zaten kendisi büyük oyuncu. Böyle projede onu görmek de beni mutlu etti. Epeydir Nicole Kidman'ı izlememiştim belki de böyle bir projede. O yüzden umarım diğer filmlerde daha fazla görürüz. Filmimizin diğer kötü adamı, yani kötü demek ne kadar doğru bilmiyorum ama Patrick Wilson. O da Kral Orm, King Orm'u oynamış. Patrick Wilson zaten çok iyi bir oyuncu. Ben kendisini ilk defa Watchmen'de, Zack Snyder'ın yönettiği Watchmen filminde izlemiştim. Orada işte Night Owl'u canlandırıyordu. Yani oradaki oyunculuğu çok hoşuma gitmişti. Daha sonra zaten filmin yönetmeni James Wan'la Insidious, işte Conjuring vesaire bilmem ne de çalıştı. Yani yönetmenle birbirine aşina iki karakter. Yani Kral Orm'un tam olması gerektiği gibi canlandırmış belki de. Hani o karakteri çok iyi yansıtmış yani ona bürünmüş. Patrick Wilson'a o yüzden bu oyuncunun yani iyi adam da kötü adam da çok iyi canlandıran kişilerden, oyunculardan, aktörlerden. Bunun da üstesinden gelmiş, herhangi bir sıkıntı yaşamamış. Role tam oturmuş, gerçekten doğru keslerden biri gene diyebiliriz. Gelelim Willem Dafoe'ye. Yani Willem Dafoe çok ilginç bir oyuncu. Hani ben böyle kendisini belki de ilk bilinçli olarak izlediğim rolü işte 2000'lerde çıkan Sam Raimi'nin Spider-Man üçlemesinde Norman Osborn'u işte Green Goblin'i canlandırmıştı. İşte o gözleri, bakışı, dişleri falan filan. Bu adam harbiden Yeşilcim falan dedirtmişti bana ama daha sonra farklı filmlerini izledikçe aslında onu da iyi veyahut da kötü adam rolünü çok rahat oynayabildiğini gördüm. İlk Vuko rolünü duyduğumda bir garip geldi. Yani başka oyuncumu bulamadılar acaba falan dedim ama bana buradaki oyunculuğu şeyi hatırlattı. Platoon diye bir filmi var çok eski. Yani 88 belki 90 o aralarda bir yapım, emin değilim şu an yılından ama Müfreze diye çevirmişti Türkçe. Orada işte Vietnam'a giden bir asker falan canlandırıyor. Yani İyi bir asker. İnsan yaşamına değer veriyor vesaire bilmem ne. Vietnam'da veyahut da Amerikalılar yürütmeksizin. Biraz bana o rolünü falan anımsattı. Çok hoşuma gitti açıkçası. Çok değişik bir Vulko canlandırmış ve güzel olmuş. İsabet olmuş. İyi ki seçmişler. Zaten usta oyuncu yani herhangi bir rolü yapar da hani bunu sunuş şekli benim hoşuma gitti. Gelelim benim gözümde filmin gerçek yıldızına Amber Heard. Yani kadın çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hani ona kalkan eller kırılsın diyorum. Buradan Johnny Depp'e laf sallamak istiyorum. Oyunculuğu, güzelliği vesaire neyi konuşayım yani gerçekten Mare olmak için doğmuş. Hani bu rolü ilk başta reddettiğini kendisi söylemişti ama Zack Snyder onu ikna etmiş. Yani çünkü şey demiş işte çizgi roman filmlerindeki kadınlar hep kurtarılmak zorunda kalan kadınlar. Ben onlardan biri olmak istemiyorum, teşekkür ederim bu rolü istemiyorum dediği zaman işte Zack Snyder ona demiş ki ben sana bir taç bir de kılıç vereceğim. Kurtarılmak zorunda olan kadınlar da olmayacaksın. Aksine sen kurtaracaksın demiş. Evan da bu sözünün devamını getirmiş aslında. Yani herhangi bir şekilde Mera'yı filmde ezik veyahut da kurtarılması gereken bir kadın karakter olarak görmüyorsunuz. Aksine güçlü, tuttuğunu koparan cinsten böyle. Hani hükümet gibi kadın derler. Yani gerçekten öyle. Hani Atlantis'in gelecekteki kraliçesi olmayı hak ediyor. Şu anda da zaten 7 krallıktan birinin prensesi. Rolü çok iyi oynamış. Yani gerçekten ben IMAX'te izledim filmi. Koca ekranda Amber Heard'ı o şekilde görmek muazzam. Yani imkanınız varsa bu filmi muhakkak IMAX'te izleyin. Onu da belirteceğim. Yani kısaca değineceğim bu konuya ama arada lafı geçmişken söyleyeyim. Muhakkak izleyin. Son olarak gelelim filmin yani afişteki adamına, yıldızına, Jason Momoa, Arthur Curry, Aquaman'i canlandırdı. Zaten BVS'le birlikte
Batman ve Superman'le birlikte artık Aquaman'in onu oynayacağını biliyorduk ama bu anlaşma aslında yıllar öncesinde yapılmış. Kendi YouTube kanalını takip ediyorsanız yani Jason'ın orada işte anlatıyor. 5 yıl önce işte Zack Snyder, hatta efsanevi Zack Snyder beni Warner Bros. Stüdyolarına çağırdı ve Aquaman oynamamı istediğini söyledi. İşte ben çizgi romanlardaki karakterden çok farklı bir tip olduğumdan vesaireden bahsettim ama Zack Snyder gerçekten zeki bir yönetmen. Yani Jason aslen Hawaii'li ve Hawaii Amerika tarafından zamanında zorla ele geçirilmiş bir yer. Tam olarak nereye ait olduğunu hissedemeyen bir adam. Aynı Arthur gibi kara mı, deniz mi, nereye ait olduğunu o da bilmiyor. Hani bu karakterin aslında özdeşleştirme kısmında bu tarz şeyleri belki de seçmek çok önemli. Zack Snyder zeki bir adam. Bunu yani sezebildiği için zaten o rolü kalkıp Jason Momoa'ya veriyor. Jason Momoa da zaten Zack'i çok seviyor. Bunu her fırsatta dile getiriyor. Yani başka biri oynasa nasıl olurdu bilmiyorum. Hani Matt Damon'un vesaire bir çuval insanın adı geçti. Belki onlar da yapardı ama hani şunu söyleyebilirim, Jason Momoa çok başka bir levele taşıdı bu karakteri. Hani kral mı? Kraldan ötesi yani, onu hissediyorsunuz filmde. Onu kesinlikle veriyor film size ama tabii bu filmin tek başına verebileceği bir şey değil. Burada kesinlikle Jason Momoa'nın oyunculuğu çok öne çıkıyor. Hiçbir yan karakter koymasanız tek başına filmi alır gidermiş. O kadar sahiplenmiş durumda rolü. Zaten bunu da işte eğer dünya turnesine çıktılar, işte Asya'sından tutun da Avustralya'sına kadar her yere gittiler. Eğer oralardaki tanıtımları vesaire izlediyseniz hani karakterin nasıl sahiplendiğini vesaireyi zaten görebilirsiniz. Bu şekil karakteri, oynadığı karakteri sahiplenmiş herhangi bir oyuncunun da zaten kötü bir iş çıkarmasına imkan yok. Öyle de olmuş. Gerçekten rolün hakkını vermiş. Gelelim filmin müziklerine. Filmin müziklerini Rupert Gregg Williamson yapmış. Yani çok güzel müzikler var. Sahnelerle hep uyuşmuş böyle. Sizi içine çekiyor. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hani besteciye bir çamur atma derdinde değilim ama şunu hissettim. Mesela Man of Steel'da Superman'in kendi bir tema müziği var. Hani onu duyduğunuz an biliyorsunuz işte, o da şu. Veya Batman v Superman'de kendi çalan tema müziği var. Şu çaldığı anda biliyorsunuz ki sahnede bir noktaya Batman gelecek. İster karanlığın köşesinde olsun, isterse işte duvarın arkasında olsun ama o Batman'in geleceğini biliyorsunuz. O da şu. Veyahut da Wonder Woman, hani onun da kendi müziği var, işte kendi tema müziği var. Bu çaldan böyle bir Amazon hissiyatına hani ulaşıyorsunuz. O da şu. Şimdi bunlar hani her karakterle özdeşleşmiş böyle güzel tema müzikleri. Ben açıkçası Arthur için, Aquaman için de böyle bir müzik bekledim ama yani müzik kulağı da çok kuvvetli bir adam değilim. Belki de yakalayamadım, hani bilmiyorum. Müzikten daha iyi anlayan arkadaşlar yakaladıysa hani onlara bırakıyorum bu konuda sözü ama ben herhangi bir, özellikle filmin sonunda yazılar akarken de bekledim. Müzik kısmında baktım, herhangi bir şekilde işte Aquaman teması diye bir müzik geçiyor muydu ama geçmiyordu, görmedim. Filmde de yakalayamadım. Böyle bir şeye beslenirse güzel olurdu. Bu diğer saydığım üç karakter için bu işi yapan kişi zaten Hans Zimmer'dı. Yani Hans Zimmer'ın Hollywood'da ne kadar büyük bir müzisyen olduğundan, besteci olduğundan bahsetmeye zaten gerek yok. Belki de en iyisi. Niye böyle bir yola başvurulmadı? Halbuki mevcuttaki müzisyen daha önce Hans Zimmer'ın Wonder Woman için bestelediği ana temayı alıp geliştirip Wonder Woman'ın solo filminde kullanmış bir adam. Yani hani aslında bir karakterin kendine ait bir tema müziğinin olması gerektiğini bilebilecek kapasitede biri. Ancak tercih etmediler. Belki de bilmiyorum hani yapımcılar nasıl düşündü, ne oldu, ne süreçlerden geçti film. Müziğe ne kadar bu konuda düşündüğü vakit. Müzikleri kesinlikle kötü değil ama tek şikayetim bu. Yani Aquaman'in kendi tema müziği olmalıydı bence. Hatta Meron'un bile olmalıydı ama yapmamışlar, o konuda diyecek bir şey yok. Son olarak filmin hikayesine değineceğim. Yani filmin hikayesi Justice League filminden sonrasını anlatıyor. İşte Arthur'u inatla Atlantis'e geri çağırıyorlar ama işte gel sen kralsın, bu senin doğuştan hakkın. Gel kardeşin kafayı yedi, saçma sapan işlere kalkışacak. Hani fragmanda geçen şeyler olduğu için söylüyorum. Hani bunun dışında bilgi zaten vermeyeceğim. İşte yedi denizi bir araya getirecek, kalkıp dünyaya, karaya saldıracak modunda ama işte o da yerler bana ne uğraşmam şeklinde takılan bir tip. Sorumluluk istemiyor zaten. Hani bunu Justice League'de de gördük. Mümkün mertebe sorumluluktan kaçan bir adam. Ama işte geliyor, kapıya dayanıyor yani, bir yere kadar kaçabiliyor. Filmin hikayesi bundan ibaret aslında. O arada işte iki ayrı düşmanla savaşı vesairesi, bir bulmacayı çözmeye çalışması. Film için şunu diyebilirim. Bir parça Yüzüklerin Efendisi, bir parça Indiana Jones,
Çok küçük bir parça belki Man of Steel. Biraz da Mad Max belki. Yani bunların karışımı ama çok hani bu karışımı yaparken böyle her birinden biraz katalım da çok zengin olsun tadında değil. Her birinden yeterli miktarda konulmuş ve filme çok iyi yedirilmiş durumda. Hani izlerken sizi yormuyor veyahut da sıkmıyor. O yüzden hikaye yönünden herhangi bir sıkıntısı yok. Yani film sizi alıp götürüyor. Yani 2 saat 26 dakika civarında bir film. Hani bazıları için bu süre uzun olabilir ama kesinlikle anlamıyorsunuz. Hikaye yönünden herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Filmin hikayesinden de bahsettik. Daha önce değindiğim ama tekrardan belirtmek istediğim bir şey var. Eğer izleyebiliyorsanız muhakkak ama muhakkak filmi IMAX'te izleyin. Yani o 3 boyut IMAX'te muazzam bir görsellik var. O su altı sahnelerinde falan resmen nefesimi tuttum. Hani o konuda çok başarılı olmuş. Aynı zamanda yaratıklar falan çok iyi. Hani Van'ın daha önce James Van'ın korku filminden gelme bir yönetmen ondan bahsettim. Gerçekten o yaratık dizaynları vesaire çok iyi olmuş ki bunların bir kısmı anladığım kadarıyla Howard Phillips Lovecraft'ın Cthulhu mitolojisinden esinlenilmiş ki filmde bir yerde Lovecraft'ın Dunwich Dehşeti kitabını görebiliyorsunuz. Yani ona da küçük bir teşekkür gönderme vesaire yapılmış. O da atlanmış değil. Ki zaten DC evreninde sanırsam Cthulhu ismine benzer bir yaratık var yani o deniz yaratıklarına vesaire hükmeden. Gerçekten çok başarılı olmuş. Yani onunla yüz yüze gelmek istemezsiniz korkutuyor gördüğünüzde. Onu da beğendim. Bir şey daha gene görsellikle ilgili söylemek istediğim bir şey. Bu genel olarak çizgi roman filmine de beni rahatsız eden bir şeydir ama DC sinematik evreninde bunu çok fazla görmüyoruz. Yani beni rahatsız eden kısmını görmüyoruz öyle söyleyeyim. Kavga sahneleri, dövüş sahneleri genelde böyle işte aktörün omzuna vesaire yapışmış bir şekilde görürüz kamerayı. Kim kime vuruyor, ne oluyor anlamazsınız. Hani ses efektiyle anlarsınız. Kimin ah uh ettiğini vesaire bilmem ne. Ha bu dövüyor, şu kazanıyor falan dersiniz ama DC Extended Universe'da bunu böyle çok fazla yapmıyorlar. Yani geniş açı çekimden çok fazla dövüş sahnesi çekiyorlar. Gayet böyle anam babam kavgayı görüyorsunuz. Yani bu Aquaman için de geçerli. Su altındaki dövüşleri saymıyorum ama karada olan dövüşlerde vesaire de gayet kimin kime nasıl vurduğunu, nasıl tekme attığını vesaire göstermekten çekinmiyorlar. Yani bununla ilgili double standları vesaire iyi kullanıyorlar. Film bu yönüyle de ekstra bir artı hak ediyor. Benim Aquaman filmiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hani dediğim gibi çok fazla DC Extended Universe içerisindeki durumunu konuşmak istemiyorum. Onunla ilgili sadece Aquaman üzerinden değil DC Extended Universe filmlerinin tamamıyla ilgili bir video yapacağım. Zaten Happy Top 5-6 film. Üzerine biraz konuşmak istiyorum. Genel sinema, çizgi roman sineması ve DC Extended Universe'un bunun içindeki noktası üzerinden konuşmak istiyorum. Onunla ilgili ayrı bir video gelecek. O yüzden bu detaylara şu an için girmiyorum. Hani benim için en iyi DC filminde değildir vesairedir. Onları şu an dediğim gibi tartışmıyorum veyahut da bahsetmiyorum. Ama gidin görün muhakkak gayet güzel bir film. Gördükten sonra eğer fikirleriniz, düşünceleriniz varsa spoiler en azından bozmadan aşağıda yorumlar kısmında konuşabiliriz. Diğer sosyal medya hesaplarından bana ulaşıp farklı konuları konuşabilirsiniz. Gerek cosplay konusunda gerek filmler konusunda fikir telkunda bulunabiliriz. Onun dışında videoyu beğenmeyi, eğer hoşunuza gittiyse sağda solda paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.